Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertleri karıyorum, günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Güne ibret oldum. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam seni. Bu kalbi parçalarım. Düşmanım. Ve bundan böyle de öyle olacak. O kızın yıllarca sana yaşattığı acıyı, annene babana yaşattıklarını unutmayacaksın Halil Fırat. Anlat. Abi, eşiniz hanımefendi bir gün benim adrese geldi. Elinde bir adres. Ben de baktım. Kusura bakmayın da biraz saf gibi. Sadede gel. Abi, bu kız ailesini arıyormuş. Uzun yıllardır. Bana da geldi.
anam bacımı tanır mısın diye sordu. Tüm mesele bu abi. Geldin demek. Daha erken bekliyordum aslında seni. Ben dün bütün gece heyecandan hiç uyuyamadım. Gün doğar doğmaz da buraya geldim. Dün damıttığımız kokuları birleştirdim. Şahane oldu. Eskisinden bile daha iyi. Aa, eline ne oldu? Önemli bir şey değil. Olur mu öyle şey? İzin ver bakayım. Tamam, önemli değil dedim. Hepsi dökülmedi. Bakalım sen nasıl bulacaksın? Gerek yok. Burada işim bitti. Mutfağa geç. Niye? Çık hadi. Yine ne oldu?
Böylesi daha iyi. Gülce, sen ne arıyorsun burada? Sabah eve gelmeyince merak ettim. Abin de burada olduğunu söyledi. Ha, şey, biraz yalnız kalıp kafa dağıtmak isterim. Hadi oturalım, ayakta kalmasın. Tamam. Saydın, niye buraya kadar geldin? Seni göreyim, her şey yolunda mı diye bakmak istedim. Olmaması için bir sebep mi var? Yok da. İşte. Hiç boşuna yorma kendini. Her şeyi öğrendim. Çok şey almış. Bir de bunlar yıkanacak şimdi. Ay, daha dolma saracağız bir de. Oo, büyük mucidimiz de gelmiş. Nereden başlayayım? İş çok. Akşama iftarda kalabalık olacağız. İş yapmaya niyetim varsa söyleyelim. Ama eğer 2 dakika sonra babaanneme bakmaya gideceğim diye kaçacaksın, hiç boşuna yorma bizi. Uzatma Asu. Ne yapılacaksa söyleyin, halledeyim. İyi. Ah, bunları yıkayarak başla o zaman. Elini çabuk tut, daha zeytinyağlılar yapılacak. Zeynep her ne yapıyorsa, üzerinde nasıl bir etki bırakıyorsa, senin içindeki çoğu şeyi kökünden değiştiriyor. Öyle bir şey olamaz. Olmayacak da. Bunu herkese ispat edeceğim. Herkese. Eren, hemen çiftliğe gel, işimiz var.
kendin? Tahir'le konuştum. Yusuf, ben çok özür dilerim. Affet beni Yusuf, ne olur. Ben çok utanıyorum şu an. Sakin ol Gülce. Özür dilemene gerek yok. Tahir'le aranızda bir şey olmadığını öğrendim. O pislik herif seni dolandırdığını itiraf etti. Gülce, o adam seni neyle tehdit etti? Niye verdin o kadar parayı ona? Bana anlatmak ister misin? Ailevi bir mesele. Haklısın. Ben aileden değilim zaten. Yollarımız, dertlerimiz bir değil, değil mi? Öyle değil. Ben sadece bu meselenin derdi sana bulaşmasın. Başım benim yüzümden bir kere daha belaya girmesin istedim, o kadar. Ama sen yine yanlış anladın beni. Bana güvenebilirsin. Hayatımda sana güvendiğim kadar kimseye güvenmedim ki ben Yusuf. Ama işte zor bir mesele. Sana iyi ol istiyorum. Lütfen anla beni. Hadi sen artık eve geç. Annemle aranız iyi, gelini merak etmesin. Haklısın. Ben kalkayım o zaman. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gel. Gel Eren. Elin? Önemli bir şey değil. Hayırdır? Acil durum ne? Senden bir sözleşme hazırlamanı istiyorum. Ortaklık için. Tamam. Zeynep'in kimlik bilgileri lazım olacak. Ortaklık için falan değil. Nasıl? Ne için hazırlanacak o zaman? Onun projesini satın almak istiyorum. Tasarlanan ürünü. Fikri. Her şeyi. Zeynep'in haberi var mı bundan? Yani kabul edeceğine emin misin? Ben dosyayı inceledim. O kadar ince çalışılmış ki. Yıllar sürmüş son haline gelmesi. Bence bu fikri satmaya yanaşmaz. Üstüne çok hayal kurmuş belli. Sen ne zamandır onun hayalleriyle ilgileniyorsun Eren? Ben ne diyorsam onu yap. Tamam. O zaman sözleşmeyi hazırlayıp sana gönderirim. Gidiyorum ben. Yalnız formaların hepsini sen yap. Onları hiç verme. Artık git istersen sen. Geldik zaten, iki adım kaldı. Kapıya kadar bırakayım. Evdekiler bir şey sanırlar şimdi. Ne sanırlar? Şey işte canım. Canım mı? Yok yok hayır. Öyle demek istemedim. Yani o anlamda demedim. Boş bulundum sadece. Ne sırıtıyorsun ya? Ver torbalarımı. Vallahi canım dedi.
Bana canım dedi. Halil. Söyle teyze. Dün biraz canını sıktım. Kusura bakma. Yani böyle bir anlık bir sinir. Yoksa senin bu parfüm projesine ne kadar heyecanlandığını biliyorum. Halil. Bak sen benim için çok değerlisin. Seni üzmeyi hiç istemem. Bu yüzden dün bütün gece gözüme uyku girmedi. İçime dert oldu. Tamam, önemli değil. Yalnız aklıma bir şey takıldı. Şimdi bu parfüm projesi hayata geçince muhtemelen çok başarılı olacak. Bu durumda tam biz Aslan'la ailesini fakirleştirip intikamımızı alıyoruz derken, yani sen onları yeniden zenginleştirmiş olmayacak mısın? Yani eminim sen bunu düşünmüşsündür. İşine karışmış gibi olmayayım ama sadece. Merak etme teyze. Her şey kontrolüm altında. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Şimdi müsaade edersen çalışmam gerekiyor. Gülce. Ne o? Yine ne hayallere daldın? Hayırdır? Hiç. Ay benim de böyle hiç elimi kaldırıp başıma götürecek halim yok biliyor musun? Sen istersen başla. Ben ne de olsa gelir sana yetişirim. Sen git uzan, ben hallederim hepsini. Sağ ol. Ne oldu teyze? Halil. Ne olmuş Halil'e? Bir de soruyor musun? Onu saçma sapan şeyler için cesaretlendirmeyi bırak Gülhan. Ne diyorsun sen teyze? Niçin cesaretlendiriyormuşum ben Halil'i? Zeynep'e destek çıkmayı bırak. Onun getirdiği fizyoterapist için ısrarcı olduğunda sesimi çıkartmadım. Ama en azından şu parfüm meselesi için onları cesaretlendirme. Teyze. Halil ben dahil kimsenin lafıyla hareket edecek bir insan değil. O yüzden lütfen boşuna yorma kendini. Ha. Hiçbir şey olmamış gibi davranayım yani. Evet. Seni ilgilendiren hiçbir şey yok ki. Hem sen ister kabul et, ister kabul etme. Zeynep Halil'e iyi geliyor. Ne demek istiyorsun sen Gülhan? Diyorum ki, Halil Zeynep'in yanında iyi hissediyor. Aksini iddia etmek için kör olmak lazım. Asla. Birlikte çalışmalarına asla izin vermeyeceğim. Neden kabul etmek istemiyorsun? Halil Zeynep'le iş yapmaktan mutlu. Öyle olmasa bir saniye bile tutar mıydı onun yanında? Sen kendini boşuna yorma bence. Su akar yolunu bulur. Bulacak. Bulacak ama ben o yolun amacımızdan sapmasına izin vermeyeceğim. Thank you.
Alo. Buyurun Metin Bey. Merhaba Zeynep Hanım. Sabah sizinle konuştuktan sonra Sağlık Bakanlığı'ndaki tanıdıkları aradım. Ne oldu peki? Sizin gönderdiğiniz numune bana ulaşır ulaşmaz hemen laboratuvara göndereceğim. Konuştuğumuz arkadaşlar ilgilenecek. Her şey yolunda. Harika bir haber bu. Çok teşekkür ederim. Çok şükür hepsi dökülmedi. Bakalım sen nasıl bulacaksın? Gerek yok. Her şey bu kadar yolunda giderken sen niye böyle davranıyorsun ki? Anlamıyorum. Çorbayla mı oyalanıyorsun sen? İftara kalabalık olacağız. Milyon tane iş var yapılacak. Yeter Asun. Uğraşma benimle. Uğraşırsam ne olur? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Bir parfümdür tutturmuşsun. Bütün gün yoksun ortalarda. Salak mıyım kızım ben? Kasıtlı yapıyorsun, anlamıyor muyum? Bütün işi bizim üzerimize yık. Ortalardan kaybol. Biz de eşek gibi çalışalım bütün gün. Yok öyle. Yapmıyorum işmiş. Geç kendin yap. Ellerinden öper. Saçmalıyorsun Asu. Nerede olmam gerekiyorsa oradayım. Halil Bey'le yaptığım iş ayrı. Buradaki işim ayrı. Hiç umurumda değil. Boşuna bana anlatma. Sarmayı da sen saracaksın. Salatayı da sen yapacaksın. İyi, ben hallederim her şeyi. Buradaki işlerini bırak, hemen atölyeye geç. Sana buradaki işlerini bırak, atölyeye geç dedim. Burayı başkası halletsin. Of. Yine kurtardı paçayı. Yani sabah burada bir şeyler anlatıyordun. Devam et. Gün doğar doğmaz buraya geldim çalışmak için. O kadar iyi bir sonuç çıktı ki. Ama sen bir geldin. Negatifliğin yüzünden bütün motivasyonum yok oldu. Yaptığımız işi öyle umursamıyorsun ki. Neredeyse o kadar emek verip ortaya çıkardığım ikinci şişeyi mahvediyordun. Canın niye sıkkın inan bilmiyorum. Ama koku üretmek gönülden gelen bir iş. Ciddi disiplin gerekiyor. Bana ne yapıp ne yapmayacağımı söyleyemezsin. Bu ürünün ona
onaylanması için numunenin Sağlık Bakanlığı'na gönderilmesi gerekiyor. Çoktan hallettim. İnsan yaptığı işten zevk alınca önüne çıkan bütün engelleri bir an önce aşmak istiyor. Ben de dayanamadım. Numuneyi Cemil'le kargoya gönderdim. İyi. O zaman biz işimize devam edelim. Peki. Kokuyu sonlandırdığımıza göre diğer işlerimizi halledebiliriz. İçin yaptığım çizimleri. Örnekleri de burada. Amblemi seçtikten sonra renklendirme üzerine de çalışmamız lazım. Ana renklerimiz lavanta ve beyaz gül olduğu için soft renklerden tercih ederiz diye düşündüm. Suratının hali? Susadım biraz. Ondandır. Bak günün yarısı bitti bile. Ezan okunsun, doya doya içersin suyu. Yorma kendini, otur biraz. Hadi gel bak, ayakta kalmayalım. Oturup yapalım. Bütün iş bize kaldı yine. Zeynep nerede? Atölyede. Anlamadım. Misafir geleceğini bilmiyor mu? Buradaki işi bırakıp nasıl gidiyor? Halil Bey gelip kendi çağırdı. Bu dolmaları sarmaya yeni mi başladınız Canan? Ne zaman çekecek kendini? Bir şey bildiğimiz yok. Bu nasıl? Beyaz gül barışı, narinliği ve dinginliği temsil eder. Tasavvufta ise aşkın mihrabıdır. Lavanta ise ihtişamın ve gücün sembolü. Ama aynı zamanda ölümsüz aşkla, ömür boyu bağlılıkla ve sadakatle de tanımlanır. Beğendin mi? Fena değil. Amblemi sonraya bırakalım en iyisi. Hem sen de düşünürsün bu arada. Asıl önemli olan parfümün ismi.
Var mı aklında bir fikir? Yeni kokuyu bir dene. Belki zihninde bir şeyler çağrıştırır. Az önceki tanımlamalara nasıl uyuyor değil mi? Gizemli, dingin ve güçlü. Sanki insanı bir rüyaya çekiyor gibi. Sevindim. O halde sen koy ismini. Bu konu benim pek ilgi alanım değil. Hemen öyle kestirip atma. Sen bir düşün. Ben de o sırada parfüm şişesi koleksiyonumu getireyim. Birlikte bakarız. Belki bir fikir verir bize. Hemen geliyorum. Işıl ışıl, su gibi parlak, ay ışığı gibi, etkileyici ve gizemli.
abla. Şişt. Güzel bir haber mi var? Aa, nasıl anladın? Ben anlarım. Söyle ne oldu? Zeynep ablamla Halil Bey deli gibi çalışıyorlar. Atölyenin önünden geçerken gördüm. Efso değil mi? İyiymiş. Mesele bu kadar ilerlediyse Halil Bey ciddi demektir. Ablamın projesi sonunda olacak ve biz de mutlu hayatımıza geri döneceğiz. Şşt! Babaannemi uyandıracaksın. Bu ne coşku? Ne yapayım? İçim içime sığmıyor, yerimde duramıyorum. İçin hep böyle coşkuyla dolsun canım benim. Çok güzel şeyler olacak. Hadi sen git şimdi. Songül Hanım yokluğunu anlamasın. Akşam konuşuruz. İsim düşündün mü? Hayır. Benim aklımda bir fikir var aslında. Ama tartışmaya açık tabii. Söyleyeyim mi? Ayşe. Değil gibi, büyülü bir koku. Lavantanın keskinliği beyaz gülün yumuşaklığıyla birleşince öyle ahenkli oluyorlar ki. Başka diyarlardan gelmiş gibi. Gizemli bir ışığın parıldaması gibi adeta. Beğenmedin sanırım. Yok, olur. Bu şişeden yola çıkalım. Bizim parfümümüzün tanımlamalarına çok uygun. Şişeyi biraz daha yumuşatırız. Yuvarlak bir forma getiririz bunun gibi. Kapağı da sert çizgilerden oluşur. Şişede gülün yumuşaklığını, kapakta da lavantanın sertliğini, keskinliğini vurgularız. Hiçbir şey söylemiyorsun ama. Bir tepki bile vermiyorsun. Tamam işte, olur dedim ya. Yüzünden hiç öyle anlaşılmıyor mu? Her işte böyle heyecanlanırsam birçok şeyi aynı anda yürütemem. Anladım. Ben de bir an projeden vazgeçeceksin sandım, korktum. Korkmana gerek yok. Bu proje hayata geçecek. Teşekkür ederim. O niye? Her şey o kadar iyi gidiyor ki. Yıllardır hayalini kurduğum, üzerine çalıştığım bu proje sonunda hayata geçiyor. Sadece benim bildiğim bu kokuyu geliştirdim.
Patentini almak için başvurdum. İsmi, çizimler. Rüya gibi. Ama hepsi gerçek. Ailece yaşadığımız onca sıkıntıdan sonra böyle bir şansım olabileceği aklımın ucundan geçmezdi açıkçası. Sen olmasan, bu fikre evet demesen, hayalim sadece zihnimde kalırdı. Ama şimdi burada, bizimle birlikte. Daha iyi ne olabilir ki? İnşallah bir sorun çıkmadan üstesinden gelirim. Benim biraz işim var. Müsaade edersen eğer, çalışma odama gitmem gerekiyor. Pideler hala çok sıcak. El yakar bir durumda. Hadi ezan okumak üzere. Geç yerine. Yok Halil Bey, ben mutfakta yerim. Aa, olur mu öyle şey? İftarımızı hep birlikte yapacağız. İtiraz istemiyorum, hadi. Ben de çorbanı getireyim. Ramazan ne güzel bir müjde hepimize. Herkesi bir sofra etrafında birleştiriyor. Allah'ın rahmet yağdırdığı bu ayda şu sofranın huzuru insanı kinden, öfkeden soğutur da iyiliğin, güzelliğin peşinden gitmeyi yüreklendirir. Allah'ın bu eşsiz ikramı hepimizin kalbine dokunsun, yüreklerimize ferahlık olsun. Amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'ım, senin rızan için orucumuzu tuttuk. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Bize bunu sağlıkla nasip ettiğin için sana şükürler olsun. Olmayan kardeşlerimize de ver. Soframızın bereketini arttır. Orucumuzu kabul et Allah. Amin. Allah kabul etsin. Buyurun. Biraz su iç sultanım.
Abla hurma uzatabilir misin? Çorbayı. Yani torunum diye demiyorum. On parmağında on marifet vardır maşallah. Hem tarlaya, araziye yetişir, hem de mutfağa, eve, her şeye yetişir benim torunum. Maşallah kızımıza. Senin yüzüğün nerede çocuğum? Üzümü tanım sargıyı yenilerken çıkarmıştım da. Bu yüzük benim kocamdan yadigar. Ben de biricik damadımıza hediye ettim. Zeynep'imin eşi bizim en kıymetlimizdir. Siz bu gençlere duanızı eksik etmeyin Aziz Bey, ne olur. Onlar yakında yuva kuruyorlar. İşleri rast gitsin. Aa, ay kadın boğuluyor. Su verin. Allah Allah. Songül Hanım, buyurun. İyisiniz değil mi? Eminsiniz. Ay ne iyi ettik de böyle iftar sofrasında toplandık. Biliyor musunuz? Bu evde ne iftar yemekleri verildi, ne fakirlerin karınları doydu. Böylece ne bayramlara erdik. Bundan sonra da ereriz inşallah. Amin. Aa, Tülay nerede? Merve ile Selma da yok. Onlar başka bir iftara davetler Sultan. Oradalar. Daveti geri çevirmek olmaz. Sevap işlemişler. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Ailemizden sağlığı, huzuru, birlikteliği, soframızdan bolluğu, bereketi eksik etme ya Rabbi. Amin. Darda kalanlara yardım et ya Rabbi. İhtiyacı olanlara hazır olmayı nasip eyle ya Rabbi. Bugünümüze şükürler olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah. Amin. Amin. Amin ya Rabbi. Amin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun.
Eline sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Böyle güzel bir aile sofrasında oturmama vesile olduğun için ben çok teşekkür ederim. Yesene. Ağrıma gidiyor kızım. Geçen sene nerelerdeydik? Şimdi şu halimize bak. Fakire fukaraya kazanlarla yemek dağıtırken konaktan gelecek iki kap yemeğe muhtaç kaldık. Anneciğim, hadi üzme kendini. Zeynep ablanın projesi bir hayata geçsin. Bak gör, bugünleri hemen unutacağız. İnşallah kızım, inşallah. Ama sen yine de çok ümit bağlama, olur mu? Bu işler pek belli olmaz. Sonra üzülürsün. Negatif olmak zorunda mısın anne? Ben onları çalışırken gördüm. Halil Bey hiç de vazgeçecek gibi değildi. Hem vaktini niye boş harcasın ki adam? Evet anne, Merve haklı. Bu sefer bir umut var. Zeynep çok çalıştı bu projeye. Sonu iyi olacak. Ben inanıyorum. Ay, ilk iş kendimize güzel bir ev alır buradan kurtuluruz. Tabii hizmetçilikle onunla beraber go go. Sonra da bir dershaneye yazılırım. Oh, hayali bile mutlu ediyor vallahi. Zeynep'ciğim, Halil çok sever onu. Ona da koyar mısın biraz? Ben alayım. Zeynep'le üzerine çalıştığınız proje nasıl gidiyor? Konuşamadık pek. İyi. Sağ ol. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Teşekkürler. Nasıl bir iş bu? Zeynep'e ait bir proje. Öyle mi? Nasıl bir projeymiş? Kendi markamı... Tatlıları getirir misin? Çay servisini de unutma. Çayı sevdiğinizi bildiğimden, yani tatlıyla da iyi gider diye. Müsaadenizle Aziz Bey. Ay, duydunuz mu?
Damadımla torunum ortak iş yapacaklar. Duydum Zümrüt Hanım. Allah muvaffak etsin. İnşallah. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun anneciğim. Bugün mukabelede Burcu'nun annesini gördüm. Kızım Burcu ile annesi pırlanta gibi insanlardır. Çocuklarımız beraber büyüdü. Hatırlıyor musun? Burcu'yla Hayriyelerin bahçesine girip ağaçlara dalmıştınız. Hatırladın mı? Ne güzel günlerdi. Ya. Gerçekten çok güzel günlerdi. Biliyor musun Burcu'nun tayini İstanbul'a çıkmış. Biliyorum. İlk bana haber verdi. Çok ayıp ettim kızı. Kaç hafta oldu aramadım. Ara oğlum ara. Bugün görseniz Burcu'nun annesinin yüzünde güller açıyordu. Kolay değil tabii. Kaç yıl hasretlik çekti. Öyle. Yani Burcu'nun tayininin çıkmasına ben de çok sevindim. Vallahi. Bizim için de çok iyi oldu. Artık rahat rahat görüşebileceğiz. Değil mi? Ya vallahi şu Burcu ne kadar akıllı, bir de çalışkan. Üstüne üstlük güzel yani. Var ya maşallah onu alan yaşadı. Öyle güzel. Ya ben de çok takdir ederim, çok severim Burcu'yu. Anne, Burcu'yu da mı iftara davet etsek? Ne dersin? Çok iyi düşündün oğlum. Tabii. Ay var ya, şahane olur yani. Bahsettiğiniz işle mi ilgili bütün bunlar? Hı hı. Evet. Kim çizdi bunu? Ben. Hakikaten Zümrüt Hanım'ın dediği kadar varmışsın kızım. On parmağında on marifet maşallah. Sen gidebilirsin. Afiyet olsun. Ustam biz şöyle geçelim. Söyle bakalım. Dinliyorum usta. Bir şey söyleyeceğimi nereden çıkardın? Yılların dostluğu. O kadar olsun usta. Ben geçen sefer diyeceğimi dedim evlat. Bazen şer gördüğünde hayır, hayır gördüğünde de şer vardır. Bu iş çok hayırlar getirecek sana. Sen yeter ki kalbini dinle.
İnsanın aklı başka, gönlü başka konuşur. Sen ikisinin arasında sıkışıp kalmışsın. Ama inşallah Ramazan'ın hayrından nasiplenirsin de iyiye sevk olursun evlat. Sen burada mıydın? Günaydın. Günaydın. Uyku tutmadı. Aklım bunlarda. Ben Halil'e bakmıştım ama... Henüz görmedim. Anladım. Neyse. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Burcu da nereden çıktı ki şimdi? Nevin anne de pek seviyor beni. Aman canım, bana ne? Hoş geldin. Uyanmışsın. Bir şey ister misin? O kadar yorgunum ki. Hemen yatıp uyuyacağım. Tamam. Yatağın hazır zaten. Ben çıkayım, rahat rahat uyuyayım. Allah rahatlık versin. Sağ ol. Günaydın. Hoş geldin Eren. İstediğim gibi hazırlattın değil mi sözleşmeyi? Bir daha mı düşün sen? Oradasın diye atölyeye uğradım. Zeynep çalışıyordu. Bak bu saatte çalışıyordu Halil. Çok emeği var kızın. Hak etmiyor abi bunu. Sana fikrini sormadım Eren. Ben onun hayallerini gerçekleştirmek için değil. Onun canını yakmak için buradayım. Hatırladın mı? Gidebilirsin. Gideyim bari. Mm-hmm.
Hayır. Benim aklımda bir fikir var aslında. Ama tartışmaya açık tabii. Söyleyeyim mi? Ayşe. Ayşe. Sevmiş. Ayşe'nin fikrini sevmiş. Projeyi sahiplenmiş meğer. Ne yapıyorsun burada? Ben yeni parfümün alt notası için deneme yapmıştım da onu getirdim sana. Bırakırken de masada bunu gördüm. Gece öylesine karalamışım işte. Çok güzel olmuş ama. Bayıldım. Abartılacak bir şey yok dedim ya. Öylesine bir karalama işte. Belki de onu güzel yapan budur. Öylesine. İçinden geldiği gibi. Hiçbir şey düşünmeden çizmişsin belli. Bu sayede eşsiz bir şey olmuş bence. Şimdi biraz çalışmam gerekiyor. Kolay gelsin. İftarı analı kızlı mı yapsam acaba? Çorba niyetine. Yani Yusuf da sever kesin. Dur şimdi. Sosla ne koyuyorduk onun? Telefonu odada unuttum ya. Burcu, nasılsın? Ben de iyiyim. O kadar iyi oldu ki gelmen. O zaman öğleden sonra buluşuyoruz. Tamam. Seni görmeyi iple çekiyorum. Nasıl gidiyor fizyoterapi? Çok memnunum. Bayağı iyi gidiyor. Aralarımda çoğu geçti.
Sadece sabahları biraz bacağım tutuk uyanıyorum, o kadar. Ama o da geçer herhalde. Geçer. Ben sana teşekkür etmek için geldim aslında. İnadını kırıp Zeynep'le iş anlaşması yaptın ya. Bu hepimize çok iyi gelecek. Ben aydınlık bir yola giriyormuşuz gibi hissediyorum. Sadece bir iş abla bu. Yani fazla anlam yüklemene gerek yok. Onun güzel bir fikri var. Benim de yatırım yapacak gücüm. O kadar. Sen adına iş de, ortaklık de. Fark etmez. Ben senin gözlerindeki ışığı görüyorum. Gerçek olan bu. Üstelik bunu sadece ben görmüyorum. Hiç hoşuna gitmemesine rağmen teyzem de her şeyin farkında. Neyse, ben seni oyalamayayım. Yoğun zamanlar şimdi Zeynep'le işleriniz vardır. Yavaş abla. Halil. Teyzeme bakma sen. Kalbinin sesini dinle. Zeynep sana iyi geliyor, ben görüyorum. Sözleşme. Bu işte senin ortak olacağım için gerçekten çok mutluyum. Daha iyisi nasıl olurdu bilemiyorum. Ortaklık falan yok. Projeni senden satın alıyorum. Tüm haklarını bana devret. Ve projeden çekil.